Hocam sizden gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. 9. sınıftasınız. Nasıl bir ortam var? Nasıl bir arkadaşlık? Hocalar, ortam nasıl? Vallahi şu an şurada oturan çocuğa kilitlendim. O yüzden olsa ondan başka bir şey düşünemiyorum. Bu yıl mı tanıştınız hocam onunla? Abi bu yıl tanıştık. Evet, 9. sınıf olabilir. Böyle arkadaşlıkların olduğu değişik bir yıl. Şu an niye 9. sınıf benim için kötü başladı ki? Hocam ilk sene birazcık zordur. Yeni dersler, birbirinden farklı. Aa bak gördün mü, bahane aradım bak. Adama kilitlendim, uyuz oldum ona, bahane aradım. Evet. Peki gerçekten 9. sınıf, yani liseniz nasıl geçti hocam? Benim lisem çok kötü başladı, muhteşem bitti. Neden hocam? Bilmiyorum, herhalde alışamadım. Oraya kanalize olamadım. Ve kendimle alakalı bazı hedeflerim vardı kişisel gelişimim noktasında. 9. sınıf bunu inşa etmem için müthiş bir zaman oldu benim için. Gerçekten 10. sınıfa başladığım andan itibaren hayatım %100 değişti. Müthiş bir insandım yani, öyle söyleyeyim. Tebrik ediyorum size hocam. Bugün size öğrenci arkadaşlarımızdan gelen sorular var ama 30 saniye içerisinde cevap vereceksiniz hocam. Deneriz. Moral bozar mı? Bozmaz. O zaman başlıyoruz. Carmen, oruç zamanı kaç saat ve nasıl çalışmamızı önerirsiniz? Eğer yazılılara çalışıyorsak hemen hatırlatmış olayım. Yazılı kampımız başladı. Arkadaşlarımız hemen buraya kanalize olsunlar. Şimdi oruçta çalışmayla ilgili olarak da farklı varyasyonlar var. Bunlardan birini seçebiliriz. Bunlardan bir tanesi iftara kadar şöyle 3-5 oturum yapabilirsiniz. Kaç dakika olduğunu merak ediyor musun? Kaç dakika yapalım hocam? Ya böyle 40 dakika bunun hakkıdır abi. 40 çarpı 3 yaptın. Hocam 30 olmaz mı? Olur, niye olmasın? İstersen 25 de olur eğer çalışma alışkanlığın yoksa. Eda demiş ki yazılılara çok iyi hazırlanamadım. Son gün taktikleri verir misiniz? 30 saniye içinde bir de hocam. Her şey sıkıştı. Merak etme, çok daha kısa sürede de bunu halledebiliriz. 1. Bizim yazılı kamp videolarımızı bir kere izleyeceksin. Bunu izlerken renkli kalemlerle mutlaka not alacaksın. Biraz uğraştırır ama yapmamız lazım. Orada gördüklerimiz kalıcı öğrenmeler sağlar. Ve tabii ki son olarak bizim yazılı notları ve yazılı denemelerimiz var abi. Buna süper ikili diyoruz. Bunlar sınavda en az 90 almanızı sağlayacak müthiş içerikler. Dene 2-1-0. Tebrik ediyorum hocam. Hiranur. Ben her gün okulda olan derslerimden bir tane seçip çalışıyorum. Sizce her gün sadece bir ders çalışmak olur mu? Bak, yeterli olur, olmaz diye bir şey yok ama ben tümünü bu şekilde yetiştirebilmek konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum Hira. Senden ricam, bunu zaman zaman 2'ye çıkar. Zaman zaman iyi hissettiğin zaman 3'e de çıkarabilirsin. Bunları yaptıktan sonra düzenli olarak çalışıyorsan eğer yazılılardan yüksek notlar alırsın, derslerin iyi olur, TYT'yi çok iyi bir şekilde halletmeye başlamış olursun. Tavsiye ederim. Mehmet Akmelek, hocam iki sorum olacak. İki soru 30 saniye nasıl olacak hocam? Bölelim mi? Bana soruyorsan sıkıntı olmaz. Tamam. 1. Ders ve oyun için nasıl bir denge kurmalıyım ve zamanı nasıl verimli kullanabilirim? İlk soru. Önce ders çalışacağız. Mutlaka önce ders. Bitti. Sonra oyuna geçiyoruz. Ama önce oyunda başlarsak sıkıntı daha da büyür. Dengesini kurmayla alakalı da şunu mutlaka yapmamız lazım. Birebir. Yani ne kadar ders çalışıyorsak o kadar da oyun. Hatta oyunu belki onun 1,5 katı kadar yapalım ama 1 saat ders çalışıyorsak 2 saat oyun olmamalı. Olmamalı hocam, çok uzun. Bir de demiş ki kitap okumayı sevmiyorum ama okumak istiyorum. Nasıl alıştırabilirim kendimi? Abi en çok neyi seviyorsan ondan başla. Sen en çok mesela hangi kitap okumayı seviyorsun? Hocam ben gerçekçi hikayeleri çok seviyorum. Mesela Murat Menteş'in hikayelerine çok bayılıyorum hocam. Mesela onu okurum her türlü. Mesela benim çocuğum Icardi diye bir kitap okuyor. Okusun Allah. Abi sıkıntı yok. Oku. Canın ne istiyorsa onu oku. Sonrasında bu kalitelileşmeye başlar. Anca böyle seversin. Hocam Icardi editlerini izliyor musunuz? Tamam. I am the one who knocks. Elanur Taşkın, hocam biyolojide ve kimyadaki konuları aklımda tutamıyorum. Fendeki derslerde nasıl çalışmamız gerektiği yönünde yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi bu derslere diğer derslerden biraz daha fazla vakit ayırmak lazım. Özellikle en az %50-%60 kadarını günlük çalışma toplamımızdan bahsediyorum. Bu derslere ayırmak lazım. Mutlaka not alarak çalışacağız. Mutlaka görselli çalışacağız. Mutlaka video izleyeceğiz üzerine. Yani hem konu anlatımlı kitaplar hem videolar ve ikisinden alacağımız notlar. Daha sonra bu notları tekrardan temize geçme gibi eylemleri sürekli yaparsak farkına sen fazlaca konu çalışmış olduk. Bu bir kere zihnimize konunun oturmasını sağlar. Ardından yapmamız gereken şey soru çözümüyle pekiştirmek. Say olmak isteyen isimli arkadaşımız, nedir hocam bunun açılımı? Yani sayısaldır herhalde. Sayısal olmak isteyen. Gittiğim lise gelecek yıllarda gireceğim YKS sınavını etkiler mi? Anadolu'yum parantez içinde. Etkiler ama bunun ne kadar etkileyeceğini sen belirleyeceksin. Nitelikli lise kazanmış arkadaşlar biraz daha kolay gidecekler iyi liselere. Nitelikli lise kazanamayan arkadaşlar da o üniversitelere gidemeyecek diye bir algı var. Aslında böyle bir durum söz konusu değil. Bizim nitelikli lise kazanamamış ama Türkiye'nin en iyi üniversitelerini kazanmış onlarca öğrencimiz var. Sadece yol biraz daha uzuyor. Bu yüzden şunu bilelim. Her iyi veya kötü sandığımız ihtimallerin sonu siz isterseniz iyi olabilir.
olabildiğince gayret edin, çalışın, sonunun iyi olduğunu göreceksiniz. Peki hocam, Mehmet Akdoğan, hocam konu eksiğim var, bunları nasıl kapatabilirim demiş. Yani Mehmetciğim, çalışarak düzenli zaman ayıracağız buna. Kendine bir haftalık program ayıracaksın. Bu haftalık programa o gün hangi dersi işlediysen ona yer vererek başlayabilirsin. Önce konu anlatımı, sonra birkaç testten oluşan soru çözümüyle devam. Hocam, bu tarz rehberlik videolarımızda öğrenci arkadaşlarımız sanki hep bir kaçış arıyorlar gibi. Yani konu eksiğim var diyor. Konu eksiğini biliyor. Nerede olduğunu da biliyor konu eksiğim var dediğine göre. Ama ne yapacağını bize soruyor hocam. Bir de bunun üzerine bir de harekete geçmiyorlar aynı zamanda. Evet. Yani soruyu soruyor, cevabını alıyor. Aa ne güzel bak diyor, cevaplanmış. Hadi o zaman harekete geçeyim. Yok. Niye? Yeni bir soru daha sorması lazım. Çünkü onun istediği cevap aramak değil, soru sormak. Hocam, the sky, love, love. Tekrarlar mısınız? The sky, love, love. Şarkı yapalım mı? Yapalım hocam. Sonra, şimdi değil. Matematik videolarının hepsini izlesem bile, o soruyu anlasam da ilk başlangıcını asla yapamıyorum. Ne demek istedi? Öncelikle size soralım. Yeteri kadar soru çözme gayretinde bulunmamış bir arkadaşla muhatabız. Devam. Sınavlar da geldi. Uyku düzenimi yeni sağladım ama bozmak da istemiyorum. Bu kadar. Bu arkadaşın hayatı çok karışmış. Evet hocam, hayatı biraz karışmış. Bu arkadaşın rehberliğe ihtiyacı var. The sky, love, love'a buradan sesleniyoruz hocam. O kadar karışık hayatı, sky'ları ve love'ları bile birden fazla kez yazma gereği duymuş. Evet, çok kez ya. Peki hocam, Ramazan'da uyku düzeni. Müthiş bir soru. Bu da benden gelsin, 30 saniyemiz başlasın. Sen Ramazan'da kaçta uyuyorsun? Hocam, benim şöyle bir sorunum var. Ben uyursam, sahura kalkarsam, sahurdan sonra uyuyamıyorum. Sahura kadar uyumazsam, bu sefer uyuduğumda çok uykusuz kalıyorum, az uyuduğum için. Yani sen sahura kadar oturanlardansın. Mecbur. Eğer günde 6 saat uykuyla geçirebiliyorsan, bu yaptığın olabilir. Hı hı. Çünkü Türkiye'nin geneli bunu istiyor. Mümkünse iftardan hemen sonraki vakitlerde, şöyle 1-1,5 saatlik vakitlerde de ders çalışmayı sığdırabilirsin. Yok baktır olmuyor, sahur sonrası yapabilirsin. Ama bu da böyle iddialı çocukların işi yani, herkes yapamaz, onu söyleyeyim. Hocam, son olarak yazılılarda kopya hazırlanması hakkında, kopya çekilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz bir rehberlik hocası olarak? Ben taraftarıyım. Ben bu arada 3 tane üniversite bitirdim, bunu biliyor muydun? Biliyorum hocam. Ben bu 3 tane üniversitenin 3'ünü de kopyayla bitirdim. Hocam, inanmıyoruz tabii ki buna. Yok hocam, bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Yani bak, şunu bir kere söyleyeyim. Yani öğrencidir, öğrenciliğin şanındadır. Kopya mutlaka hazırlanılır. Sen de hazırlamışsındır, öyle düşünüyorum. Hocam hazırladım demeyelim de böyle ufak şeyler yazdık tabii ki. Bizimkiler öyle ufak falan da değil abi. Oturuyorduk baştan aşağı, sanki böyle ansiklopedi yazar gibi her şeyi yazıyorduk. Ama sana şunu söyleyeyim. En güzel çalışmalarım da tam da o an oluyordu çünkü full odaktı. Hiçbir zaman o kopyalarla sınava girmedim. Zaten hallolmuştu her şey. Yani kopya hazırladınız ama sınavda çekmediniz. Kullanmaya gerek kalmadı. Hocam, bizi trollediniz biraz şu anda. Sen öyle san. Ama güzel bir mantık gerçekten öncesinde hazırladım. Deneyebilirsin. Deneyeceğiz hocam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.